Herkese merhaba, LGS günlüğüm Part 8'e hoş geldiniz. Bugün sabahtan size bir şey çekemedim. Bu yüzden özür dilerim. Şimdi akşam daha yeni çekmeye başlayacağım. Bugünkü derslerim aslında çok verimliydi ve soru çözdüğümüz de derslerdi. Hani ekstra olarak. Özellikle de mesela matematikte yapamadığımız soruları çözdük. Hani kendimizin soru bankalarında olan yapamadığımız soruları çözdük. Bu yüzden çok faydalıydı. Bir de ben yaklaşık 2,5 hafta önce falan bir deneme oldum. Bir siteden. Ve o denemenin sonuçları hala ama hala açıklanmadı. Her Allah'ın günü sabah ve akşam girip bakıyorum, hala yok. Şimdi bir daha gireceğiz. Yine açıklanmamıştır ama olsun. Hadi bakalım. Hop. Yine açıklanmamış. Şaşırdık mı? Hayır. Şöyle ki ben bu aralar biraz denemelere taktım gibi. Yani hep deneme olmak istiyorum ama hep. Ama işin kötü yanı şu ki okulda deneme olmak istiyorum. Ve bu şu an günümüz şartlarında maalesef ki imkansız. Yani evet biliyorum riskli bir süreç ama okulu gerçekten çok özledim. Okulda olmayı çok özledim. Ne bileyim. Güzel bir enerjisi vardı okulun, öyle değil mi? Katılıyor musunuz bana? Ya mesela okulda deneme olmayı da çok özledim. O kitapçığı falan elime alıp işaretlemeye, optiye falan çok özledim ben şahsen. Ama bilgisayarda hiç bunları yapamıyoruz tabii ki. Ben de artık çözümü şunda buldum ki direkt hani zaten online denemelerde böyle 10 dakika falan daha fazla süre veriliyor ya. İşte o denemenin özellikle de sayısalında mutlaka ama mutlaka çıktı alıp çözüyorum. Çünkü yani ben sorunun üstüne not alıp da çözen biriyim ve özellikle de matematikte, hadi feni, Türkçeyi bilmem nesini geçtim ama matematikte yani direkt görüp de soruyu yapamıyorum ben. Anlamıyorum. Sonra bir daha geri döndüğümde onun şeyini nereden hatırlayacağım zaten. O da ayrı bir şey. Bu yüzden artık çıktı almaya karar verdim. Sonuçta LGS'de hani bir kitapçık üstünden olacak sonuçta. Böyle yapmak gayet mantıklı bence. İlk başlarda şey diye düşünüyordum. Ben zaten işte sayısal 90 dakika online denemelerde. Ben o 90 dakikayı işte soru çözerken kullanırım. Sürem artmış olur diye düşünüyordum ama öyle olmadı. İlk online denememde bayağı bir bocaladım açıkçası. Özellikle de matematikte. Yani bakın şöyle diyeyim ki matematik olmasaydı bir yanlışım vardı sınavda sadece. O da Türkçeden de tabii ki. Yani ama matematik beni gerçekten ne denir ona? Batırdı. Batırdı diyebiliriz. Evet, doğru bir tabir olur. O yüzden o günden beri artık matematiği çıktı alarak çözüyorum. Size de öneririm. Eğer denemelerde matematikte düşüş yaşıyorsanız çıktı alıp yapabilirsiniz. Mükemmel bir çözüm. Ama mesela geçen yani son olduğum denemede sadece sayısalı çıktı aldım. Yani imkanım olsa sadece matematiği alırım ama bir geldikleri için feni de çıktı aldım. Onun dışında ben sözeli çıktı almadım hiç ama bir dahaki sınavda onu da deneyeceğim. Çünkü neden olmasın. Şimdiye kadar Türkçe'de hani online olduğu için bir sıkıntı yaşamadım. Eğer hani soruyu yanlış yaptıysam o soruyu yapamadığım içindir ya da dikkatsizliktir ki dikkatsizlik olmadı da soruyu yapamadığım için yapamıyorumdur. Hani online'da Türkçe'yi bir yadırgama vesaire hiç yaşamadım. Eğer siz yaşıyorsanız çıktı almanız çok mantıklı. Bu şekildeydi denemeler hakkındaki görüşümde biraz bahsetmiş olayım diye düşündüm. Cumartesi benim tekrar denemem var. En son ne zaman oldum? Geçen cuma oldum işte. Şimdi bir de bu cumartesi var. Pazarda bir deneme yaparım kendime diye düşünüyorum. İşte farklı okulların vesaire yayınladığı denemeler oluyor. Onlara girmek istiyorum. Kendimi deneyeyim yani. Amaç bu aslında. Şimdi kullanacağım kitaplarımı yanıma aldım. Siz ne kadar göremesiniz de. Şimdi ben fark etmişsinizdir belki. Çoğu videomda neredeyse hiç matematik çalışmıyorum gibi bir şey. Bunun nedeni de şu ki ben genellikle mesela bir gün matematikte çok fazla soru çözüyorum. Diğer günler daha az çözüyorum. Özellikle de video çektiğim günlerde matematik çalışırsam o gün benim için biraz verimsiz oluyor açıkçası. Çünkü yani hem video çekip hem matematik çalışmak gerçekten zor. Bu yüzden ben de daha çok fen, Türkçe, yani matematik dışında geriye kalan tüm dersleri çalışmaya çalışıyorum video çektiğim günlerde. Bu yüzden ben de bugün hemen sayayım size sıradan. Fen, Türkçe, İnkılap, İngilizce ve din çalışacağım. Çünkü dediğim gibi deneme sınavım var ve tüm derslere çalışmam gerekiyor. Normalde ben her gün İngilizce ve dine çalışmıyorum açıkçası. Çünkü gerek duymuyorum. Zaten katsayısı düşük dersler, aynı zamanda kolay dersler. Hani fazla gerek olduğunu düşünmüyorum normalde. Ama 3 gün sonra denemem olduğu için bunlara da çalışmam gerek. Bu yüzden şimdi hemen bir hesaplamayla başlıyorum. Mükemmel bir planla karşınızdayım. Hazır mısınız? Yani tahminimden aslında daha dolu bir program oldu. Ama şöyle bir şey var ki, bunun soru sayısını söyledikten sonra söyleyeceğim aslında. Neyse, şimdi ilk bir soruları söyleyeyim. 80 soru fen, 50 soru Türkçeden yazım kuralları, 34 soru sözcükte anlam, 32 soru noktalama işaretleri, 24 soru yardımcı düşünce, 60 soru inkılap, bunların hepsi gerekliydi bu arada. 40 soru İngilizce, 62 soru da din. Şimdi neden bu kadar yoğun bir sözel programı olduğundan biraz bahsedeyim. Sadece şunu söylemek istiyorum ki benim sözelle yanlışım mutlaka çıkıyor. Şimdiye kadar tüm sözelimin full olduğu hiçbir deneme ben geçirmedim. Şimdi ben bugün evet 62 soru din, işte 40 soru İngilizce falan çözeceğim ama 30 muydu neyse. İşte 30-40 soru İngilizce çözeceğim ama bunu ben her gün yapmıyorum. Mesela ben bugün 62 soru din çözüp ilerleyen günlerde din çözmeyeceğim. Bu yüzden hani daha böyle dengede tutmaya çalışıyorum tabii ki haftalık soru sayılarımı. Bunu da bilmenizi isterim. Şimdi ilk olarak fenden başlayacağım. Çünkü en sevdiğim ders içlerinde fen. Bu yüzden hemen bir canım ciğerimi bir bitireyim. Herkese tekrardan merhaba. Ben şimdi fenimi bitirdim. Toplamda 80 soru çözmüş oldum. Bir kısmı 4. üniteden, kalan 30 sorusu da basınçtan katı, sıvı ve gaz basıncı çözdüm. Şimdi ben araya gidiyorum. Aradan sonra görüşürüz. Evet, şimdi aramdan geldim ve İngilizce, sonra da dini aralıksız bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonra da yorgunluğuma göre belki direkt inkılaba da geçebiliriz. Az önce izlediniz. Dini de bitirdim. Minik bir ara verdim. Şimdi de İnkılap'tan devam edeceğim. Sonra da ara vermeden Türkçe'ye devam edeceğim ve ondan sonra da bitmiş olacak. Çalışmam gereken her şeyi bitirdim. Biraz yorucuydu sanki. Bir daha böyle bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Belki sömestrde olabilir. Ama hafta içi biraz yorucu olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki her gün bu yoğunlukta çalışmıyorum. Mesela bir önceki videoda da daha az çalışmıştım. Size zaten demiştim her gün çalıştığım konular ve soru sayıları bir olmuyor diye. Bu da onun aslında bir ispatı gibi bir şey oldu aslında. Ama bugün hem de denemem olduğu için cumartesi günü sözele ağırlık vermek istedim ve aynı şekilde fene. Özellikle Türkçe'de hani her an her sorudan yanlış yapabilme potansiyelim olduğu için. Aslında bugün izlemeyi sevdiğim bir dizi de vardı. Gönül isterdi ki oturup onu izleyeyim ama mümkün olmadı bugün. Biraz yoğun bir program hazırladığım için. Hatta saati de göstereyim size. Yani dizi bitti zaten. Biteli yarım saat falan olmuştur. Saatlerimiz gördüğünüz gibi 1'e 20 var. Ama evet, bugünkü çalışmam güzeldi. Verim aldım. Bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.